Merhaba çocuklar, Film Solucanı'na hoş geldiniz. Ben yine size dizi yorumları yapacağım. Pazartesi akşamlarını iple çekiyorum. Çünkü Paramparça dizisini çok seviyorum. Katibi çekmiştir. Bizi oyalayan, hoşumuza giden bir dizi. Tavsiye eder miyim? Sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama diziden size bahsedeyim. Dizinin konusu da hastanede iki kız çocuğunun karışması, farklı farklı ailelere gitmesi. Dizinin kısaca konusu bu. Sonra ilerleyen bölümlerde kızlar 15 yaşlarına geldikleri vakit zengin ailede olan kız çocuğu at binme yarışlarına katılıyor ve attan düştüğü zaman sakatlanıyor. İşte kanla ilgili bazı sorunlar çıkınca kanında aileyle uyuşmazlığı çıkıyor ve bunun sonucunda kendi çocukları olmadığını anlıyorlar ve işin peşine düşüyorlar. Hastaneye dava ediyorlar ve o tarihte, saatte hangi kız çocuğu doğduysa onun peşine düşüyorlar ve o çocuğu, o kız çocuğunu da buluyorlar. Sonra olaylar gelişiyor. Bu dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan oynuyor. Bana sorarsanız dizideki favorim Ebru Özkan. Erkan Petekkaya karışan zengin ailenin babası, Ebru Özkan da eşi oluyor. Diğer ailede, fakir ailede olan kız çocuğunun annesi Nurgül Yeşilçay. Bunlar sonra kız çocuğuna ulaşınca kendi çocuklarına olaylar tabii fazlasından gelişiyor. Bu arada Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay'a, öteki kızının olduğu anneye aşık oluyor. Zaten Ebru Özkan eşi rolündeki karakterden zaten senelerdir çok uyum içinde olmadıkları için etkileniyor öteki kızın annesinden. İşte olaylar bunun üzerinde gelişiyor. Sonunda ayrılıyorlar karı koca. Fakat bu arada dizide bazı spekülasyonlar oluyor. Bunlar da bilmiyoruz. Hani gene dizinin reytingleri için midir bilemem. Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya arasındaki bazı sorunlar. Bu sorunlar Nurgül Yeşilçay'ın diziden 52. bölümde çıkmasına neden oluyor. Tabii işin iç yüzünü gene de biz bilemeyiz de hani öyle yansıtıldı. Şunu da söyleyeyim, Nurgül Yeşilçay diziden çıktıktan sonra Şükran Ovalı ve Hümeyra diziye girecekler. Şükran Ovalı psikiyatr rolünde, Hümeyra da Barış Balay'ın, yani şimdi Barış Balay'ı nasıl anlatayım size? O da Erkan Petekkaya'nın üniversite çağlarındaki arkadaşı fakat ileride onun düşmanı konumuna geliyor. Çünkü Barış Balay'ın kız kardeşine Erkan Petekkaya üniversite zamanında birbirlerini seviyorlarmış. Sonra Erkan Petekkaya, ama dizideki ismini şimdi şu anda söyleyemeyeceğim de hatırlayamadım birden, ayrılıyorlar Barış Balay'ın kız kardeşinle. Sonra bu onu nefrete dönüştürüyor. Çünkü kız kardeşi Erkan Petekkaya'dan ayrıldıktan sonra kendini öldürüyormuş. Fakat Erkan Petekkaya'nın bundan haberi yok. Ebru Özkan'la evleniyor. Barış Balay da intikam almak için yıllar, 20 yıl sonra karşılarına çıkıyor. Kendini iyi arkadaş gibi gösterse de alttan alttan Erkan Petekkaya'yı yıkmaya çalışıyor. Çok zengin, varlıklı, Türkiye'nin ileri gelen ailelerinden birisi olduğunu bildiği için onu kökten yıkmaya çalışıyor. Bu sefer Ebru Özkan'a da aşık oldum diyor. Yani gerçi karısından ayrılmıştı ama düşmanınla karısının ilişkiye girmesi Erkan Petekkaya'yı işte çökertiyor, üzüyor. Yani dizi bu şekilde yan rollerle bazı konular eklenerek diziyi sürdürmek için tabii ki de birçok olaylar gelişiyor. Bu dizi böyle işte. Şu anda yeni karakterler gireceği için tabii ki gene bir aşık olma herhalde şeyleri olacak ama bu hemen olmaz da biraz zaman ister gibi geliyor bana. Çünkü Nurgül Yeşilçay duyduğuma göre ya da duyumlarıma göre dizide öldürülecekmiş. Herhalde bir süre yas tutar Erkan Petekkaya peşinde. Ondan sonra artık Şükran Ovalı'yla mı bir ilişkiye yoksa karısına mı döner? Onu tam kestiremiyorum ama dizi oynadığı zaman bazı şeyleri kestiriyorum. Ama şu anda bilmiyorum. Hani şu şöyle gelişir diyebiliyorum ama şu anda biraz kilit noktadayım. Tam kestiremiyorum yani Şükran Ovalı'yla İlişki yaşayabilir de ya da ailenin içine mi girebilir, onu da tam bilemiyorum. Teşekkür ederim çocuklar, beni dinlediğiniz için. Kanala abone olmayı, like etmeyi, paylaşmayı sakın unutmayın. Öpüyorum hepinizi.